Merhaba, ben Ahmet Çelikkollu. Bugün size radye temel tasarımı yaparken kesit kontrollerini yapmayı, yani nasıl tasarlarsak daha küçük kesit tesirleri çıkar. Artı radye temeli tasarlarken nasıl daha düşük gerilmeler oluşturulur. O konuda bilgi vereceğim. Biliyorsunuz radye temel genelde artık nispeten düşük taşıma gücünü sahip zeminlerde veyahut da üst yapı yükü çok büyükse zeminin taşıma gücünden maksimum düzeyde yararlanma amacıyla yapılır. Muhtemelen tekil temeliniz veyahut da sürekli temeliniz artık elverişli değildir. Daha büyük alan gereklidir. Yüklerin toprağa iletilmesi için siz de muhtemelen o yüzden de radye temele geçmişsinizdir. Artı radye temel oturma anlamında da bir takım yararlar sağlar. Farklı oturmaların önüne geçer. Çünkü o meşler, odalar birbiriyle hep bağlantılı olduğu için bir taraftaki oturma olduğu zaman diğer taraf yukarıda kalmaz veyahut da yaklaşık olarak sehimler birbirine yakın gitmeye çalışır ve meşler birbiriyle yardımlaşır. Artı biliyorsunuz oturma gerilmenin bir fonksiyonu, yani gerilme ne kadar farklıysa, büyükse, normal gerilme ne kadar farklıysa düşeydeki deplasmanda o kadar büyük olur. Eğer normal gerilmeniz düşükse dolayısıyla deplasmanız da ona istinaden daha küçük olur. Şimdi radye temel tasarımı yaparken nasıl daha küçük kesit tesirleri elde edebiliriz ona bir bakalım. Tabii bu kesit tesirlerini sizin küçük elde etmeniz şuna da sirayet eder. Belki de daha ince bir temel tasarlayabilirsiniz betonarme ve belki de daha az donatı kullanabilirsiniz. Radye temeller genelde binanın oturma alanının tamamını kapsayacak şekilde yapılır. Şöyle düşünelim. 20'ye 20 bir bina düşünelim. 20 metreye 20 metre, 20 metreye 20 metrelik bir üst yapı düşünelim. Hatta biraz büyük çizersem daha iyi olur. Altta çünkü bir takım çalışmalarda yaparız. 20 metreye 20 metre şöyle bir bina çizelim. Bu da binanın temel olsun. 20 metre. Burası da 20 metre. Bunun üzerinde de 10 katlı bir bina olduğunu düşünelim. 10 katlı bir bina olduğunu düşünelim. Yani 400 metrekare. 400 metrekare. 400 metrekare. Tavan alanı 10 katlı bir binada 4000 metrekare. Metrekareye de yaklaşık olarak 1 ton gelse burada 4000 tonluk bir yük var. Bütün çalışmalarımda G artı Q'yu kullanacağım. Momentleri falan dikkate almayacağım. Dolayısıyla çıkan sonuçlar tabi onları da ilgilendiriyor ama kafamızda yer etsin diye bunu düşünüyorum. Eğer ben 20'ye 20 bir radye temel tasarlamışsam, radye temel tasarlamışsam, şuralarda da kolonlarım olsun. Yaklaşık olarak çizim tabii onlarda. Şuralarda da kolonlarım olsun. Şuralarda da kolonlarım olsun. Öyle bir radye temel tasarladığımızı varsayıyoruz. 20'ye 20 metre. 4000 tonda yük var. Bu temelin kolonlarının tam bittiği yerde, temelle birleştiği yerdeki gerilme şudur. Gerilme şudur. 4000 ton yük. 4000 ton yük. Ve alanı da 20 metreye 20 metre. 20 çarpı 20 metre. Yani 400 metrekare. Buradan da ne çıkar? 4000. Böyle 400. Dikkat ediyorsanız 40 bölü 4, 10 ton bölü metrekarelik bir gerilmeniz mevcut. Tam temelin üst
noktasındaki gerilme bu. 10 ton bölü metrekarelik bir gerilme mevcut. Şimdi tasarladığınız zaman 10 ton bölü metrekareye göre zemin emniyet gerilmeniz uygunsa işlemize devam edersiniz. Değilse farklı yöntemler düşünürsünüz. Şu kısmı çıkarıyorum. Bakın şuradan bir kesit alacağım. Biliyorsunuz şurası radye temelde kolon şerit alanı. Şunlar kolon şeridi. Bunlar da orta kısımlar. Orta şeritler. İsterseniz orta şeritte tasarlayın. İsterseniz kolon şeridi, bu dediklerin değişmez. Bakın şimdi şuradan bir kesit aldım. Şuradan bir kesit aldım. O kesit şu. O kesit şu. Yaklaşık olarak bunun moment diyagramını çiziyorum size. Yaklaşık olarak bunun moment diyagramı bu. Alttan gerilme var. Dikkat ediyorsunuz, karttakinin tam tersi moment diyagramı. Dolayısıyla kesme kuvveti diyagramı da buna istinaden çıkıyor. Böyle bir yapıda daha küçük kesit tesirleriyle çalışmak için ve taşıma gücünden istifade etmek için parseliniz el verdiği sürece mutlaka konsollar çıkın. Bu hem kesit tesirlerinizi düşürecek hem de gerilmenizi. Ne kadar çıkalım? 1.50 metre ideal. Tüm kenarlarda. Şurada 1.50. Tamamında konsol çıkalım. 2 çıkamaz mıyız? 2.5 çıkamaz mıyız? 3 çıkamaz mıyız? Tabii çıkılabilir. Ancak 2 metreden sonra çıkılan konsolların artık zemin taşıma gücüne yararı yok. Yani isterseniz 4 metre çıkın konsol, isterseniz 5 metre çıkın. Artık orada bina yükünden dolayı üst noktada zemin gerilmesi oluşmuyor. Dolayısıyla boşu boşuna beton harcamış olursunuz, boşu boşuna donatı harcamış olursunuz. Bunun ideali 1.50 ile 2 metre arası ve ideali de 1.50 metre. 1.50 metrelik konsollar taşıma gücünün zemin emniyet gerilmesinin daha ideal ve daha rantabl kullanılmasını sağlıyor. Dolayısıyla 1.50 metrelik bir konsol çıkmalar radye temellerde zeminde oluşan gerilmenin biraz daha düşük çıkmasına sebep oluyor. Peki bu yeni duruma bakalım. Yani 1.50'lik çıkma durumundaki durum ne? 1.50 metre çıkma yaptım. Bu durumdaki gerilmeye bakalım. Bu durumdaki gerilme şu. Tam kolonların altındaki gerilme. 4.000. Yani tam temelin üstündeki gerilme bu. 4.000 bölü. Neydi? Normalde 20 metreydi. 1.50 buradan çıktım. 1.50 buradan 23 oldu. Çarpı 23 metre. Artık yeni gerilmem bu olmalı. Yani 23 çarpı 23 neydi, ona bir bakalım. 529. 4.000 bölü 529. 7.56 ton bölü metrekare. 7.56 ton bölü metrekare. Gördüğünüz üzere gerilme düştü. Bu gerilme nedir? Onu bir söyleyeyim. Bulduğumuz gerilme nedir? Şu temelim. Şurada üst yapım kolonlarım var. Şuradan da 1.50. Bakın tam şuradaki gerilmeyi buluyorum ben. Tam binanın kütlesinin olduğu gerilme. Tam şuradaki gerilmeden bahsediyorum. Yani bu sigma dediğim gerilme, bu gerilme. Ne oldu? 10 ton bölü metrekarelik. Bu onlara bir ortalama gerilme. Tabii ki meşler ayırdığınız zaman noktası olarak bunlar fark edecekler ama şunu bilmeniz önemli. Yani benim gerilmem konsol çıktığım zaman radye temelde düşecek. Onu bilmem lazım. Dolayısıyla konsol çıkmamızda her zaman fayda var. Bazen tabii imar planları, binaların konumları, işte parselasyonlar tabii sizin her taraftan çıkmanıza sebep veyahut da meydan vermeyebilir. Her yerden çıkma yapmayabilirsiniz. Yola sıfır bir
konut yap, bina yapıyorsunuzdur. Veyahut da bitişik nizam çalışıyorsunuzdur. Yanlardan çıkamazsınız. Artık parseliniz ne taraftan ev veriyorsa o taraftan bu çıkmayı yapıp alanı büyütmenizde fayda var. Ki gerilmelerden faydalanın. Peki bunun kesit tesirlerine nasıl katkısı olacak? Şunu söyleyelim. Burası 3 birim. Burası 3 birim. Burası da 3 birim olsun. Moment diyagramımızda. 3 birim olsun. Öyle söyleyelim. Şurası da 1 birim. İşte 1 birim, 1 birim veya 2 birim her neyse olsun. Konsollu durumda nasıl olacak? Hemen onun da moment diyagramını çizeyim. Konsollu durumda nasıl olacak? İşte burada 1.50'lik konsolum var. İşte burada da 1.50'lik konsolum var. Yine şu kesiti çıkarttım. Dikkat ediyorsanız. Yine o kesiti çıkarttım. Aşağıdan toprak etkisi var. Bakın. Burada şöyle bir moment oluştu. Toprak etkisi. Konsol. Temelimde şöyle bir moment oluştu. Ondan sonra ne oldu? Moment diyagramı buradan itibaren başladı. Son tarafı da çizeyim. Bakın burası 3 birimken dikkat ediyorsanız konsoldan dolayı şuradaki toplanmaya 0 malum. Her yerdeki toplanmaya 0. Şuradaki toplanmaya 0. Konsoldan dolayı buradan bir moment oluşunca daha önce konsolsuz olan yerdeki kısım buraya doğru aşağı doğru kaydı. Dikkat ediyorsanız. Aşağı doğru kayınca daha önceki moment diyagramındaki şu 3 birim bu da aşağıya çekti. Şu kısım tamamı hep küre karesi bölü 8'dir biliyorsunuz. Toplamı hep küre kare bölü 8'dir. Yani şu kısım mesnet moment oluştuğu için burada. Dolayısıyla buradaki form değişmedi. Mesnet moment oluştuğu için buradaki form da bu oldu artık. İşte bu. Gördünüz mü? Daha önce bu nasıldı? Daha önce şöyleydi. Şöyleydi. Mesnet moment oluşunca bu aşağıya indi. Bu aşağıya inince pik noktayı biraz daha aşağı indi. Bu 3 birimse artık ne oldu? 2 birim oldu. Aynı şey burası için de geçerli. Dolayısıyla bütün her yerde dikkat ediyorsanız artık tasarımınızı 3 birime göre değil de 2 birime göre yapacaksınız. Bu açıklıklarda. Diğer tarafta da aynı. Momentinizde dikkat ediyorsanız bir düşme oldu. Aynı şey dolayısıyla kesme kuvvetinizde de geçerli. Kesme kuvvetinizde de geçerli. Dikkat ediyorsanız konsollu durumlarda kesit tesirleri anlamında da bir karınız var. Konsol çıktığınız zaman moment diyagramının pik noktasını biraz daha aşağı çektiniz. Aynen bunu üstten bastırdığınız zaman şuradaki moment diyagramının aşağı inmesi gibi. 3 ile çalışacaksınız. Artık 2 ile çalışacaksınız. Bu ne demek? Bu şu demek. Belki biraz daha az donatı demek. Belki biraz daha az kalınlık demek. O halde konsol çıkmak radye temellerde sizin için hem kesit tesirlerinizin azalmasına sebebiyet veriyor. Hem de zemin taşıma gücünden maksimum yararlanmanıza ve gerilmenin biraz daha düşmesine sebep veriyor. Dolayısıyla mümkün mertebe konsol çıkmaya radye temellerde özen gösterin ve de bu da 1.50 metreyi geçmesin. Geçiyorsa da boşu boşuna geçiyor demektir. Boşu boşuna beton, boşu boşuna donatı betonarmeden. Çünkü artık çok fazla çalışan bir durum değil. Birinci durumu gördük. İkinci durum temeli tasarlarken temel kalınlığı. Bu temelimi diyelim ki 10 katlı bir yapı olarak düşünmüştük. 1 metre ben tasarlamıştım. Kalınlığını 1 metre tam tasarladım. İşte yukarıda yapılan kolonlarım var. Neydi gerilmem? Gerilmem neydi? Sigma eşittir 4000 bölü konsolları hesaba katmayacağım. Konsol çıkılmamış halde sadece temel yüksekliğinin
zeminde oluşturduğu gerilmeyle ilgisini hesaplayacağız şu an. 20'ye 20'lik bir temel oluşturduğumuzu düşünmüştük. 400. Ne demiştik? Sigmamızda 10 ton bölü metrekare demiştik. Yani üst yapının G artı Q yüklemesinde, bu önemli, onu belirtelim. G artı Q yüklemesinde tam yapının ağırlığının verildiği nokta. Yani tam şu nokta. Şu yüzey. Burada bir kağıt var diye düşünün. Bu kağıtta oluşan ortalama gerilme 10 ton bölü metrekare. 10 ton bölü metrekareymiş. Ben buldum. Bunun altı zemin. Evet, bunun altı zemin. Zemin burada. Temeli ne yapmıştım? Temeli ne yapmıştım? Temeli 1 metre kalınlığında yaptım. Hemen aklımıza şu gelecek. Hemen aklımıza şu gelecek. Şurada bir bina var. Burada bir bina var. Şurada binanın temeli. Gerilme dağılımı bu şekilde olur temelde. 2 birim, 1 birim. 2 birim, 1 birim. Yani binanın gerilmesi aşağı doğru büyüyerek, aşağı doğru büyüyerek iletilir. Yani burada direkt kesilmez. Binadaki kuvvet aktarımı 2'ye 1 oranında gerçekleşir. Bu bir tür binanın, işte basınç soğanının son etki noktaları. O şekilde düşün. Yani binanın şurada da etkisi var. Gerilme oluşuyor. Şurada da gerilme oluşuyor. Şurada da gerilme. Ama şurada gerilme oluşuyor. Bu oranda 2'ye 1. Şimdi biz ne dedik? 10 ton bölü metrekare tam burada. Ben temelimi de 1 metre tasarladım. 100 santim tasarladım. Oysa zemindeki gerilme şurada. Zeminde oluşacak gerilme bu. Aslında benim burada bulduklarım hep, dikkat ediyorsun, temelin tam üst noktasındaki gerilme. Bu 10 ton bölü metrekare. Peki ben buradaki gerilmeyi nasıl bulacağım, zemindeki gerilmeyi? İşte 2'ye 1 dedik ya oran. Tam buradaki gerilme aslında şurada. Burada büyüyor ve alan büyüyor. Yok, üst katın. Üst katın normalde etkilediği bölge bu. Alan olarak üst kat yükünün. Burası 1 metre olduğuna göre burası ne kadardı? 0.50 idi. Burası da 0.50 idi. Burası da 0.50 idi. 1 metrelik temel için konuşuyoruz. Yani 100 santimlik temel için konuşuyoruz. Tam temelin altındaki şu noktadaki gerilme neymiş peki? O noktadaki gerilme neymiş peki? Ona bir bakalım. Sigma 4000 bölü 20 metreydi. 50 santim buradan, 50 santim buradan, 21 metre çarpı 21 metre. Tam toprağa birleştiği yerdeki gerilmeyi buluyorum şu an. 4000 bölü 21. 21 ile 21 bir çarpayım. 21. 21 çarpı 21. 441. 4000 bölü 441. 9.07 ton bölü metrekare. Bakın, sizin kontrol etmeniz gereken bu. Tam zemin toprağa birleştiği yerdeki temelinizin toprakta oluşan gerilme budur. Yani zemin emniyet gerilmesine bakarken buna bakacaksınız. 9.07 ton bölü metrekare, 1 metre aşağıdaki. Yani bu 9.07 ton bölü metrekarenin sizin zemin emniyet, zemin taşıma gücünüzden küçük olması gerekiyor. Bakın, tam kolonların altındaki gerilmeniz neydi temelin üst noktasında? 10 ton bölü metrekareydi. Tam şuradaki gerilmeniz ne? 9.07. 9.07. Ya bu bana çok geldi. Bu bana çok geldi. Ben temelimi 1,5 metre yapacağım. Yüksekliğini. Yaptım. Şuradan yapalım. Onun için 150 santim yazayım. Kafamız karışmasın. Temelimi 150 santime indirdim. Şu temelim 150 santim. Artık üst yapım. Üst yapım. Bu tam temelin üstündeki
taşıma gücü, özür dilerim, gerilme. Tam toprağa birleştiği yerdeki gerilme. Burası da 150 santim. Tam toprağa birleştiği yer şurası. Ağırlığım neydi? 4000 ton. 150 santim ikiye bir olarak yayılıyor. İkiye bir olarak yayılıyor. Binanın yükü. Demek ki burası da 75 santim, burası da 75 santim. Yeni durumda tam şuradaki gerilmeyi bir bulayım. 4000 bölü 4000 bölü 20 metreye de 75 75 1,50 daha 21,50 oldu artık dikkat ediyorsanız. 21,50 çarpı 21,50. Burada temel ağırlıkları falan tabii ihmal ediyorum. Yok 100 santimden 150 santime çıkmış. Onun da bir şeyi var. Artış var ama o devede kulak. 4000, 5000, 6000 tonluk binalardan siz bahsediyorsunuz. Onları dikkate almadım. Ha, onu da dikkate alsanız yine de avantajlı. Onu da söyleyeyim size. Çünkü çok ufak değerlere sebebiyet verecek. İşte 30 santimlik, 40 santimlik beton. Kafamız karışmasın diye ben beton ağırlığına işte o 30-40 santim büyüme, 50 santim büyümeden dolayı ben dikkate almadım. Peki ne oldu şimdi yeni gerilme? Ona bir bakalım. Temelimi 150 santim yaptım. Binam aynı bina. Ne oldu? 21,50 çarpı 21,50. Bakalım. 462,25 bölü 462,25 metrekare. 8,65 ton bölü metrekare. Bakın hiçbir şeyi değiştirmedim. Hiçbir şeyi değiştirmedim. Binamın ağırlığı aynı, binam aynı. Eğer ben temel kalınlığımı 100 santim yaparsam tam toprakla birleştiği yerdeki gerilmem ki bu zeminde oluşan gerilme anlamına geliyor 9,07. Ama temelimi biraz daha indirdim. Yine her şey aynı. 100 santim değil de 150 santim yaptım. O zaman ne oldu? Biraz daha yük geniş alana dağıldı binanın. Geniş alana 2 bölü 1 dağılma miktarı 2 bölü 1. Dolayısıyla ben biraz daha fazla alan kullanmaya başladım. Temel yük etki alanım biraz daha arttı. Ne oldu bu sefer? Her şey aynı olmasına rağmen sadece temel kalınlığımı artırarak bakın gerilmemi 8,65 ton bölü metrekareye indirdim. Tam temelin üstünde 10 ton bölü metrekare gerilme var. 100 santimlik temelin altında 9,07. O tam 100 santimlik temelin altında 9,07. 150 santimlik temelin altında 8,65. Peki bunu 2 yapsaydık ne olacaktı? Temelimi 200 santim yaptım. Bakalım bir de 200 santim yaptığımda. 200 santim. O zaman buralara dikkat ediyorsanız 1-1 olacaktı. 2'ye 1'di ya. Etki alanı 100 santim daha iki taraftan da gelişecekti. O zaman ona bakalım. Bu ne olacaktı? 1, 1, 22. 22 çarpı 22 olacaktı. 22 çarpı 22. 484 edecekti. 4000 bölü 484. O da eşittir. 8,26 ton bölü metrekare. Bakın tam temelin üstündeki gerilme. 100 santimlik temelin altındaki gerilme. 150 santim kalınlığındaki temelin altındaki gerilme. Ve 200 santim kalınlığındaki temelin altındaki gerilme her şey aynı. Dikkat ediyorsanız gerilme düşüyor. Dolayısıyla zemindeki gerilmeleri düşürdüğünüz için zemin emniyet gerilmesine belki de yaklaşıyorsunuz. Dolayısıyla temeli tasarlarken temel yüksekliğini de zemin taşıma gücünüzü dikkate alarak oynayarak belki de zeminde oluşacak gerilmeyi uygun hale getirebilirsiniz. Yani temelin yüksekliği de zeminde oluşacak gerilmeyi etkileyen bir durum. Temel yüksekliğiniz ne kadar büyük olursa etki alanı büyüyeceği için binanın yükünün yayılacağı alan daha da büyüyeceği için oluşacak zeminde oluşacak gerilmede nispeten küçük olacaktır ve bu küçülerek gidecektir. İyi çalışmalar dilerim.